Evet, Laleler 3 puanla tanıştı. İncirlioğlu Belediyespor deplasmanda Uşak temsilcisi Sivaslı Belediyespor'un konu oldu. Kırmızı beyazlı ekip 1-0 geriye düştüğü maçta mücadeleyi 3-1 kazanmayı bildi. İkinci dakikada Serkan Yeşilyurt ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu sonuçta tamamlanacak derken 45+2'de sahneye çıkan Feyyaz Furkan Güroğlu durumu 1-1'e getirdi. Kırmızı beyazlar 60'da Arda Uslu ve 88'de Mesut Ağgül'ün golleriyle 3-1'lik galibiyette kazandı. Şu anda İncirlioğlu Belediyespor'un evet ilk golü ekranlarınızda, harika bir gol hocam. Oo. Bakın. Kim atmış o golü Mustafa? Hocam bu golü Feyyaz Furkan Güroğlu attı. İncirlioğlu'nun santrforu. Jenerik bir gol oldu. Jenerik bir gol, evet. Buradan evet, kendisini evet, tebrik edelim. Yalnız bir şey söyleyeyim. İncirlioğlu'ya biz geçen hafta da konuştuk ya Mustafa. Genç oyuncular dedik. Daha lige yeni hazırlanıyorlar dedik. Evet. Ve gün geçtikçe galip geldikleri zaman kendilerine güven geleceklerini, benim de orada biliyorum futbolcularım var. Evet. Tanıdığım için söyledim onları ben. Yani çok koşan, mücadele eden bir takım. İnanın bak İncirlioğlu sürpriz yapabilir. Orada bir de Yunus Mercimek diye bir oyuncu var. Geçen duydum, kadro dışı kalmış. Ya Yunus karakteriyle bizim Nazilli Belediyespor'un altyapısına yetişen bir oyuncu. Futboluyla İncirlioğlu bir de kendisi. Evet. Katkı sağlar. İkinci golü yani de alır. Değerlendirsinler. Evet, i̇kinci golü de ekranlarınızda şu anda İncirlioğlu'nun ikinci. Bu da çok güzel gol hocam evet, ya. Evet. Gollerin hepsi güzel olmuş. Arda Can attı. Yani mükemmel bir gol. Bak İncirlioğlu kendine güven geldi mi Mustafa çok iş yapar. Çok koşan takım, dinamik takım bak. Ama hocam sağları kötü ya. Ya sağları kötü de Mustafa bana göre böyle takımlarda öyle sağ olsun ya İncirlioğlu takımlarının, anlatabiliyor evet, muyum? Gelen takımlar pas yapan takımlar son golünü yapsın de verelim İncirlioğlu'nun. Daha sonrasında Söke Spor'a geçecek. Bu da uzatma dakikalarına geldi. 90+2'de Mesut Ağgül kafa evet, vuruşuyla stoper Mesut topu ağlara gönderdi ve skoru belirledi. 3-1 İncirlioğlu galibiyet aldı. Onlar da 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ile birlikte 3 puan topladılar. 9. sırada haftayı kapattılar. Önümüzdeki haftada Muğla'nın güçlü takımlarından Yatan Spor ile karşı karşıya gelecekler.